Evet çocuklar, hafta sonu gelmek üzere ve sınıfın evcil hayvanı Gerald'in kiminle kalacağına karar vermemiz lazım. Şimdi kim onu evine götürmek ister? Ben. Caillou, o zaman Gerald seninle gelsin mi? Yani onu besleyeceğim. Oynayacağız ve de yarın topunun içinde koşturabilecek mi? Günaydın seni uykucu. Ve kahvaltı vakti. Hadi, annem topunun içinde oynayabilirsin dedi. Caillou, Leo geldi. Geldim anne. Dur burada Gerald. Selam Caillou. Selam Leo. Gerald'ı görmek ister misin? Ben de tam onu dışarı çıkarıyordum. Tabii. Egzersiz yapması için onu topunun içine koydum. Ha! Oh hayır! Ne oldu Caillou? Nerede Gerald? Burada bırakmıştım ama şimdi gitmiş. Anne, Gerald'ı topunun içinde bırakmıştım ve kaybolmuş. Merak etme Caillou. Şimdi buluruz. Hiçbir zaman bulamayacağım. Gilbert! Buldum seni! Bak bu amcamın verdiği doğum günü hediyesi. Vay! Bunlarla her türlü şakayı yapabiliriz. Hangisiyle başlayalım dersin? Emin değilim. Hadi sen karar ver Caillou. Çok komik çocuklar. Oh, selam Leo, Caillou. Ne yapıyorsunuz? Sana fıstık getirdik babacığım. Yemek ister misin? Bana mı? Çok düşüncelisin Caillou. Sağ olun.
Ah çocuklar, alemsiniz. Selam Leo. Merhaba. Büyük anne, meyve suyu ister misin? Oo, evet Kayu. Zaten ben de biraz susamıştım. Rosie, buz vermem için bana yardım edebilir misin? Buzlar! Buzlar! Çok teşekkürler. İkinize de. Oh, hay Allah. Bu bir şaka mıydı? Evet. Bugün Leo'nun doğum günüydü. Ve Caillou'yu doğum günü partisine davet etmişti. Günaydın Caillou. Uyanma vakti. Leo'nun partisine hazırlanmamız lazım. O bugün. Evet, o yüzden kalk. Leo'nun annesine pastayı bizim yapacağımıza söz verdim. Annesi Leo'nun özel pastası için gerekli olan bütün malzemeleri ortaya koymuştu. Evet Caillou. Ben tarifi okuyacağım, sen de malzemeleri kabın içine koyacaksın. Tamam. İlk ihtiyacımız olan şeyler biraz şeker ve biraz un. Caillou unu ve şekeri buldu ve kasenin içine gerektiği kadar koydu. İşte. Peki şimdi? Şimdi de tereyağı koyacağız. Oh, işte buldum. Şimdi birkaç yumurta ekleyeceğiz. Ama onda sana yardım etmem lazım. Yumurta kırarken dikkatli olmamız lazım. Caillou annesinin yavaşça ve özenle yumurtaları alıp kabın içine kırışını izledi. Deneyebilir miyim? Tabii. Caillou yumurtayı aldı ve kabın kenarına tıklatarak kırmaya çalıştı. Hey, niye olmuyor bu? Biraz daha dene, Caillou. Oh, tutturamadım. Çok normal, Caillou. Yakında öğrenirsin. Caillou, annesinin pasta malzemelerini karıştırmasını izledi. Çok lezzetli görünüyordu. Kaşığı yalayabilir miyim? Harika görünüyor. Pastanın fırında pişmesini beklerken, hadi biz de gidip sana kostümünü giydirelim.
Caillou ve annesi partiye gelmişlerdi. Herkes kostümleriyle çok komik görünüyordu. Selam Caillou. Selam Leo. İyi ki doğdun. Sağ ol. Uzay adamı kostümün çok güzelmiş. Sağ ol. Senin şövalye kostümün de çok iyi. Leo'ya hediyesini vermek ister misin Caillou? Bak Leo, doğum günün için bu keki sana ben yaptım. Üzerini de ben süsledim. Wow, harika görünüyor. Sağ ol Caillou. Şimdi sıra Leo'nun mumları üflemesine gelmişti. Bir dilek tut Leo. Pasta için teşekkürler Caillou. Yediğim en lezzetli pastaydı bu. Caillou, Leo'nun doğum gününde olmaktan dolayı çok mutluydu. Ve annesiyle yaptıkları pastayı yiyor olmaktan da ayrıca mutluydu. Caillou ve ailesi için özel bir gündü. Rosie'nin doğum günüydü. Ve ailecek açık havada doğum günü partisinin keyfini çıkartıyorlardı. Anne, anne, lütfen zıplama evinde oynayabilir miyim? Peki Caillou, ama dikkatli ol. Ve ayakkabılarını çıkarmayı unutma. Ama ben çıkarmak istemiyorum. Söz dinlesek iyi olur Caillou. Caillou zıplama evinde çok eğlendi. Ama öbür çocuklar çok haşince oynamaya başladılar. Hey! Hey! Dikkatli ol! Güvenle aşağıya indikten sonra Caillou yeni bir oyun aramaya başladı. Hey Caillou! İyi misin sen? Caillou cesur tavrını takındı. Sonuç olarak oynayabileceği başka oyunlar da vardı. Hey, hadi eşeğin kuyruğu oyununa gidelim. Caillou ve arkadaşları eşeğin kuyruğu oyununu oynamaya başladılar. Başları döndü biraz. Tamam. Sen de ne Caillou? Oh, hayır. Kuyruk orada da olmaz ki. Hey, bakın. Pastayı getiriyorlar. Hadi bakalım çocuklar, toplanın. Rosie, bir dilek tutmayı unutma. Rosie doğum günü için bir dilek tuttu ve bir seferde bütün mumları üfleyerek söndürdü. Ve o zaman hediyeler. Önce ben. Olur mu anne? Tamam Caillou, ne aldın bakalım? İşte burada Rosie. Mutlu yıllar. Rosie gözlerine inanamıyordu. Artık onun da oyuncak ayısı vardı. Hediye. Aferin Caillou. Harika bir hediye. Bir şey daha Rosie. Sevgili Rosie, iyi ki doğdun. Çok güzel bir gün olsun. Sevgiler, abin Caillou. Oh Caillou, çok güzel. Ve iyi yazılmış. Çok iyi değil mi Rosie? Evet çocuklar, piñata vakti geldi. İlk
vuruşu Rosie yapacak. Evet Rosie! Rosie'nin geçirdiği en güzel doğum günüydü. Ve Caillou da çok güzel bir gün geçirdi.